Aynen abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi gündemde malum Ukrayna var. Ukrayna'da neler oluyor abi? Rusya ile Amerika mücadelesi olarak mı okumamız gerekiyor? Yoksa Rusya'nın Avrupa ile olan bir mücadelesi mi? Bizi ne kadar ilgilendiriyor? Neden ilgilendiriyor Ukrayna meselesi? Şimdi birileri için konuşacağımız şeyler belki komple teorisi olarak geçebilir. Ukrayna Türkiye açısından önemli bir ülke. Ee, malum Afrin operasyonu ve Suriye operasyonları olduğu zaman, Türkiye sınır ötesi operasyonlar yaptığı zaman, Fırat Kalkan olsun, Zeytin Dal olsun, Bahar Pınar olsun, Batı Türkiye'ye silah amorgosu uygulamıştı. Şu anda Ukrayna'da Amerika ile Rusya taraf gibi gözüküyor. Amerika bir taraftan Yunanistan'a silah indirirken bir taraftan Ukrayna'ya silah indiriyor. Rusya saldırdım, saldıracağım derken Amerika sürekli Rusya'yı kışkırtacak konular öne atıyor ve sürekli bu arada da Ukrayna'ya silah indiriyor. Şimdi eğer Amerika Rusya'yla savaşmak isteseydi Suriye'de savaşırdı. Bakıyorsunuz PKK'nın bir kısmını, PYD'nin bir kısmını Amerika silahlandırırken diğer kısmını Rusya silahlandırıyor. Burada Amerika ile Rusya'nın birbirine girme gibi bir niyetleri olsa Suriye'de bunu gerçekleştirdilerdi. Ukrayna'da bir hakimiyet savaşı gibi gözükse de Türkiye'yi çembere alma mücadelesinin bir kısmı gibi görüyorum. Abi Türkiye'yi çembere almaktan maksat ne? Neyi kastediyorsun ve ne zaman başladı bu çember meselesi? Şimdi PKK'nın ilk çıktığı zamanlarda bir çekiç güç vardı. İşte çekiç güç Amerika'nın sözde Türkiye'nin yanında. Hangi yıllar? Bu 80'ler 80-80 sonrası yıllar. Türkiye'nin e, yanında gözüktüğü yıllardı ama bir taraftan da PKK'yı besliyordu. PKK Irak bölgesinde yapılanmaya başladığı zaman o taraftaki kaçakçılık ve benzeri bütün Amerika'nın kirli işlerini PKK yapmaya başlamıştı. Şimdi çember almaktaki maksat batı. Batıdan kastım sadece Avrupa değil. Bir tarafta İran, bir tarafta Rusya, bir tarafta Amerika. Bunların tarihi hesaplaşmaları var. Gezi olaylarında zulüm 1453'te başladı diye bir ifadeleri vardı. Bu ifadede aslında İstanbul'un fethini onlar işgal olarak görüyorlardı ve bir gün kurtarmayı bekliyorlardı. Şimdi Yunanistan Türkiye'nin İstanbul'dan öbür tarafını isterken Rusya belli bir kısmını istiyor, İran belli bir kısmını, Ermenistan belli bir kısmını, İsrail belli bir kısmını istiyor. Ortada güçlü bir devlet yapısı oluştuğu zaman ya da olduğu zaman hiçbir tanesinin bir parça alamayacaklarını bildikleri için ürettikleri örgütlerle Türkiye'nin huzurunu bozarken bunun yanında da işte Amerika sözde Irak Saddam'a karşı gelmişti. Demokrasi getirecekti. Irak indi. Irak indikten sonra Saddam'ın ölümünden sonra da Irak'ı bırakmadı. Oradaki sürdürülebilir bir kaos üretti ve oraya asker indirmeye devam etti. Aynı zamanda Amerika Suriye Savaşı yani Suriyeli muhaliflerle Esed rejimi savaşmaya başladığı zaman belli bir süre Suriye'ye geçiş yapmadı. Ürettikleri örgütlerle Birlikte o örgütlere karşı mücadele ediyoruz diye Suriye tarafına da geçiş yaptı ve Türkiye'nin etrafını çemberleme hareketinin Orta Asya ile koparma işleminin ilkini başlattı. Buradaki kullandığı taşaran örgüt Suriye'deki PYD'ydi. hatırlarsanız 917 kilometrelik Suriye sınırında PD bir devlet kuracaklardı bağımsız sözde. Özel bir devlet 40 kilometre içeriye doğru ineceklerdi. Ve bu inme esnasında da oraya getirecekleri yabancı askerlerle de Türkiye'yi rahatsız edeceklerdi. E, buradaki maksat yine Türkiye'nin Orta Doğu'yla, Afrika'yla ve Asya'yla olan kara ilişkisini kesmekti. Şimdi bunu Ukrayna'ya niçin hani çember almadım? Amerika e, Yunanistan'a dedaaca ciddi oranda silah indirdi. Yani bu silah, ya bu, silah, indirme meselesinde ama Amerika'nın açıklaması veya Amerikancı tarafın açıklaması tamamen Ukrayna meselesine yönelik olarak Amerika dedi ağaca silah mühimmat desteği sağlıyor diye söyleniyor. Türkiye'ye karşı herhangi bir sıkıntının olmadığını hatta NATO ülkesi olması sebebiyle Türkiye'yi desteklediğini vesaire söylüyorlar. Şimdi Batı'nın ve Amerika'nın ya da NATO'nun onlara karşı bir güç oluşturmadığın sürece, onlara karşı bir tehlike olmadığın sürece, onlar seni yönetebildiği sürece Herhangi bir şey yok. Türkiye sorun değil. Ama Türkiye'nin tarihi bağları var. Afrika ile olsun, Arap Yarımadası ile olsun, Afganistan, Pakistan'da olsun, Ortadoğu ile olsun. Kuzey Amerika, Orta Asya'yla olsun, Kuzey Afrika. Tarihi bağları var. Türkiye güçlendikçe onların sömürü alanları bitiyor. Onların sömürü alanları bittikçe Türkiye'nin gücü artıyor. Türkiye'nin gücü arttıkça onlar küçülüyor. Onun için Türkiye'nin büyümesini genişlemesini istemeyecekler. Bunu da direkt sözlü olarak biz Türkiye'nin büyümesini gelişmesini istemiyoruz demeyecekler. Tabii. Yan bahaneler sunacaklar. Şimdi Türkiye'nin çember alma hareketi dediğimiz zaman alt tarafta Türkiye, Fırat kalkanı ve zeytin dalı operasyonları, Bahar Pınarı operasyonu. Bunları yaptığı zaman hatlarını aşağı doğru açmış oldu. Yani sınırlarının öbür tarafına geçti. Oluşabilecek bir sorunu sınırlar içerisinde değil, sınırların dışına taşarak orada çözme yolunu seçti. Yani savaşı topraklarının dışına taşımayı tercih etti. Hatırlarsanız Zeytin Dal operasyonunda Türkiye'ye tüm dünya devletleri silah ambargosu uygulamıştı. Türkiye silah ambargosuna rağmen Zeytin Dal operasyonunu yapmış, ve başarılı olmuştu. Batı zeytin dalı operasyonu yapılmasın diye Türkiye'ye silahı keserken e, düşünün ki yarın bugün Suriye üzerinden Türkiye'ye gelebilecek işte örgütlerin ya da Amerika'nın ya da Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Batı ülkelerinin getirdiği milislerin Türkiye'ye karşı yapabilecekleri bir harekette e, otomatikman Türkiye kendi silahını üretemezse, yetişemezse ilk destek alacağı ülke Ukrayna. Onun için Afganistan'ın işgal edilmesi gibi, yani Afganistan Irak işgalinden önce Afganistan işgal edildi ki oradaki insanlar Irak'a desteğe gelemesin. Bugün Türkiye'nin destek alabileceği her taraf kesiliyor. Ukrayna, Suriye, Irak, e, Ürdün, yani bütün hatlar kesiliyor ki Türkiye dışa açılmasın ve dışarıdan yapılabilecek bir müdahaleye hazır olsun. Örnek verecek olursak Rusya Kazakistan'a operasyon yaptı örtülü bir darbe yaptı. Darbeyi nasıl yaptı? Halk sokağa çıktı zamlara karşı 5 saat içerisinde Rusya Barış Gücü adı altında Kazakistan'a geldi ve Kazakistan'a geldikten sonra bir anda ülkeyi işgal etmiş oldu. Kimse bir şey anlamadı ve Rusya'nın hegemonyasına girdi Kazakistan. Batı'nın yapmak istediği Türkiye'deki iç kargaşayı körükleyerek Barış Gücü adı altında Türkiye'ye müdahalenin önünü açmak. Bu müdahale esnasında da etraftan kimsenin destek vermesini istemiyor. Bunun için de desteği kesmesi gerekiyor. Şu anda Batı, Türkiye'nin batıdaki en büyük müttefikleri Kosova, Bosna ve o bölgelerdeki daha önce Osmanlı tebaasına ait olan insanlar. Batı orayı da karıştırmak istiyor. Orası karıştığı zaman büyük göçlerin olmasını istiyor ve Türkiye'ye arkadan gelebilecek herhangi bir desteğin olmamasını istiyor. Yani onun için Türkiye'nin çevresindeki olayların hepsini birlikte okumak gerekiyor. Tek tek okursak yanılgıya düşeriz. Peki bu noktada abi Amerika ile Rusya aslında ortak mı hareket ediyor? Ya şimdi Amerika ile Rusya'nın patronu İsrail. Yani İsrail'den habersiz Amerika ve Rusya herhangi bir hareket çizemez. Suriye'ye baktığınız zaman Amerika ile Rusya birbirine düşman ama Suriye'de PYD İkisi de destekliyor. İkisi de finanse ediyor. İkisi de askeri olarak eğitim veriyor. Birisinin uçakları yukarıda, birisinin uçakları aşağıda. Birisinin eğitim kampı yukarıda, birisinin eğitim kampı aşağıda. Aynı kişilerle, örgüt yöneticileriyle bir Amerikalı yetkililer fotoğraf veriyor. Bir Rus yetkililer fotoğraf veriyor. Yani bu kadar önü açık olan bir şeyde. Birbirlerinden habersiz ya da birbirlerinden ayrı olmaları düşünmek biraz aptallık oluyor. Peki şöyle bir şey olamaz mı abi? Suriye'de ortak çıkarları söz konusu olup da Ukrayna'da farklı düşünüyor olamazlar mı? Biz mesela Rusya ile birçok noktada ortak hareket ederken aynı şekilde Amerika ile de ortak hareket edebiliyoruz. Ama Rusya ile Ermenistan meselesinde ve Libya meselesinde çok çok farklı düşünüyoruz. Şimdi... Hatta karşı karşıyayız. Böyle bir durum olamaz mı Suriye ve Ukrayna meselesinde? Şimdi Amerika'yla Türkiye ya da Rusya'yla Türkiye arasında bir fark var. Türkiye tarihi kökenleri itibariyle sömürücü değil. Gittiği yerde yaptığı icraatlar yani atalarımızın yaptığı icraatlar orayı işgal yönünde değil, kalkındırma yönünde ya da dil yönünden değiştirme şeklinde değil. Oranın kendi öz eğitimi, ticareti, arsası, arazisi, toprak hukuku neyse öz insanları, yerli insanları orayı işletiyor. Ama Amerika ile Rusya'ya baktığınız zaman girdiği her yerde zulüm var, gözyaşı var, insanların ölümü var. Şimdi Amerika Suriye'ye sınır değil. Suriye ile herhangi bir işi de yok. O IŞİD adı altında geldiğini iddia ediyor ama IŞİD'de de bir işi yok çünkü IŞİD'in Amerika'da bir eylemi yok. Amerika'nın Suriye'deki işgalinin ve Irak'taki işgalinin tek sebebi Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi ve eski topraklarına geri dönmesi ile alakalı. Şimdi bugün bakıyorsun Amerika ile Rusya Suriye'de bulunuyorsa İsrail'in güvenliği için bulunuyor. Yani İsrail'e olabilecek herhangi bir saldırının önüne geçmek için bulunuyor. Ee, İsrail'in nüfusunun en fazlası Rus Yahudilerle Türk Yahudiler oluşturuyor. Şimdi İsrail'de güçlü bir Rus lobisi var. Ee, onlar her ne kadar Ortodoks gözükseler de Rusya, İsrail'in iyi bir koruyucu hamisi. Çıkarlar konusunda da şu anda eski dünya yok. Hani insanları kandırabilecekleri Doğu bloku, Batı bloku gibi bir şeyler yok. Hepsinin zaten ortak yönü Müslümanların yok edilmesi ve eğer yok edemiyorlarsa sömürülmesi. O zaman abi önümüzde bizi çok sıcak günler bekliyor diyebiliriz yani. Şimdi Amerika'nın ya da Rusya'nın beklentisi Türkiye'nin içerisindeki iç karmaşa. Yani iç karmaşa ile beraber yapılacak barışçıl güç adı altında dış müdahale. Şimdi demin de örnek vermiştim. Amerika Irak'ı işgal edecekti ama korkusu Afganistan'dan Irak'a gelecek yabancı savaşçılarla Afgan savaşçıların, tecrübeli savaşçıların Irak'ta Amerika'yı rahat bırakmayacağını biliyorlardı. Bunu bildikleri için Amerika önce Afganistan'a bitmeyen bir savaşa gitti. Sonucu olmayan bir savaşa gitti. Afganlıları ve yabancı savaşları bir taraftan Afganistan'da bloke ederken diğer taraftan Amerika Irak'ı işgal etti. Irak işgalinden sonra Suriye'ye geçti. PKK'ya desteğini verdi. Şu anda Dede açta. Toparlayacak olursak Türkiye'nin çemberini kırması gerekiyor. İşte Azerbaycan harekatı çemberin bir kırılmasının bir harekatı. Libya aynı şekilde çemberi dışına çıkacak bir harekat. Şu anda Türkiye'nin yapması gereken en önemli şey Ukrayna'da muhtemel savaşın engellenmesi, orada Amerika'nın ya da Rusya'nın yığınak yapmasının engellenmesi, diğer taraftan da Balkanlarda oluşabilecek bir hareketliliğin önüne geçmesi. Yani Türk Balkanlarda oluşabilecek Sırpların ya da Hırvatların Müslümanlara ya da diğer milletlere saldırma planlarının deşifre edilmesi ve bozulması gerekiyor. Eğer bunlar bozulmazsa orada çıkacak bir kargaşa Türkiye'ye müdahalenin önünü açacak. Onun için Türkiye'nin iç dinamikleri her ne kadar mevcut iktidara karşı olduğunu söylemiş olsalar da şu andaki yapacakları her hareket Amerika'nın dışarıdan içeriye müdahale etmesinin önünü açacak. Rusya da buna dahil. Yani Amerika ile Rusya'yı bir tutmamız gerekiyor. Harici değiller. Hareket ettiklerinde birlikte hareket ediyorlar. Ve eğer bir taraf bir tarafa müdahale ederse işte atıyorum Amerika Ankara'dan bu tarafa müdahale ederse Rusya da Ankara'dan diğer tarafa müdahale edecek. Yani bunların Osmanlı'nın son döneminde de baktığınız zaman Abdülhamid'in tahttan indirilmesi dönemine İran bir taraftan bazı grupları desteklerken Rusya bir taraftan bazı grupları destekliyor. Batı bazı grupları destekliyor ve her tarafta bir kargaşa çıkıyor. Hiçbir taraf tek başına olmuyor. Peki abi son olarak şunu sormak istiyorum. Bu videoyu izleyen her bir bireye ne mesaj vermek istersin abi? Şimdi zor bir soru. Çünkü her bir birey İsteyeceği şey benim takımım galip gelsin. Ama Türkiye'de oluşabilecek bir iç kargaşada hiç kimsenin takımı galip gelmeyecek. Ne solun takımı ne sağın takımı galip gelecek. Her yapılacak hareket ya da her yapılan hareket Batı'nın Türkiye'yi işgalinin önünü açacak. Batı'nın şöyle bir şey var. Amerika'nın şöyle bir korkusu var. Amerika diyor ki ya biz diyor dış müdahale olarak Türkiye'ye diyor gelsek diyor girsek diyor. Aynı Rusya'nın Kazakistan'da yaptığı gibi. Türkiye halkı diyor bizi kabul etmez. 15 Temmuz'da olduğu gibi. Hani asker polis diyor ya da siyasetçi diyor kabul etmez diyor, taban kabul etmez. Yer altında diyor ne kadar yapı var bilmiyoruz. Bunun için diyor müdahalenin diyor şeklini bilemiyoruz. Onun için sağın solun ya da herkesin bütün hesaplamaları iyi yapıp Amerika'ya karmaşasına ya da batının karmaşasına aparat olmaması gerekiyor. Abi çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine görüşeceğiz Sayın abi. İnşallah. Hayırlı geceler.